akıntı abdesti bozar. Sual. Kadınların günlük akıntısı necis değildir. Abdesti de bozmaz. Eski alimler akıntının özelliğini bilmedikleri için abdesti bozar demişlerse de teknolojinin ilerlediği günümüzde akıntının necis olmadığı tespit edilmiştir denilmesi uygun mudur? Akıntının necis olup olmamasının teknolojiyle ne alakası var? Mesela idrar necis midir, değil midir? Din ilmi bunu bilemez mi? İlla tahlil mi yaptırmak gerekir? Dinimiz önden ve arkadan çıkan şeyler abdesti bozar dememiş midir? İdrar yolundan çıkan sıvı nasıl temiz olur? Normal bir su bile çıksa kirlenmez mi? Cevap. Eski alimleri kötülemenin teknolojiyle alakası yoktur. Bu dinde reformcuların bir oyunudur. Fıkıh kitaplarında buyruluyor ki Hanefi mezhebinde 7 şey abdesti bozar. Birincisi, önden ve arkadan çıkan şeyler abdesti bozar. Lavman aletinin ucu ve insan parmağı arkadan sokup çıkarılınca etrafı yaşsa bozar. Bir şeyin hepsi girip çıkarsa abdesti de orucu da bozar. Halebi. Kadın menba suyuyla vajinal lavaj yapınca çıkan sıvı abdesti bozar. Saadet-i Ebediye. Temiz olan menba suyu bile idrar yoluna girip çıkınca kirlendiği için abdesti bozuyor. Öne veya arkaya sokulan parmak ıslak çıkınca içeriden necis bir sıvı çıktığı için abdest bozuluyor. Kadınların tabii akıntısının menba suyu gibi temiz olduğunu kabul etsek bile idrar yolundan çıktığı için abdesti bozuyor. Türedilerin Resulullah'ın varisleri olan alimleri cahillikle suçlamaları kıyamet alametlerindendir. Birkaç hadis-i şerif meali şöyledir. Bu ümmetin son zamanlarında gelenleri önceki alimleri kötülediği zaman ilmini gizleyen Allah'ın indirdiği Kur'an'ı gizlemiş olur. İbn Mace, İbn Adi, İbn Asakir. Öyle bir zaman gelecek ki sonra gelenler önceki alimleri cahillikle suçlayacak. Asakir. Din alimi kalmayacak. Din adamı yerine geçirilen cahiller bilmeden fetva verecek. Herkesi doğru yoldan çıkarmaya çalışacak. Buhari. Her asır önceki asırdan daha bozuk olur. Böylece kıyamete kadar hep bozulur. Tezkire-i Kurtubi muhtasarı, Hadika. Kıyamete yakın ilim azalır, cehalet artar. İbn-i Mace. Eski alimlerimizi kötüleyen türedilere yazıklar olsun.